Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Subjektlose, Passivsätze. Hazırsanız dersimiz başlasın. Öncelikle arkadaşlar bir başlığa bakalım. Subjektlose, Passivsätze ne demek? Subjekt arkadaşlar özne demek. Subjektlose öznesiz. Peki pasif neydi? Passivsätze? Edilgen cümleler demekti. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar pasif cümlelerini ayrıntılı şekilde görmüştük. Bunlarla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka ilgili dersi izlesinler. Onun ardından buraya gelsinler. Çünkü bu sayede çok daha kolay bir şekilde burayı kavrıyor olacaksınız. Şundan emin olabilirsiniz ki bu dersimiz tıpkı diğer derslerde olduğu gibi çok çok kolay, çok anlaşılır bir ders. Dilerseniz ilk örneğimizle başlayalım. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar man diskutierte über die Musik. Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar öncelikle bir anlamlandıralım. Diskutieren neydi? Konuşmak, tartışmak değil mi bir konu üzerine? Ve biz bunu bir prepozisyonla beraber kullanıyorduk değil mi? Daha doğrusu edat değil mi? Güzel Türkçemizde edat deniliyor. Diskutieren über bir şey hakkında konuşmak, tartışmak anlamında. Demek ki diskutieren über, evet bunu bir yapı olarak görelim. Bir şey hakkında dediğim gibi tartışmak, konuşmak. Die Musik, müzik değil mi? Burada arkadaşlar güzel Türkçemizde olmayan ancak Almanca'da olan bir şey var. Bir genelleme var. Ben bunu daha önceden, önceki derslerde anlatmıştım. Man, üçüncü tekil gibi düşünülmeli arkadaşlar. Tıpkı er, sie, es gibi düşünülmeli. Man, bir genelleme için kullanılıyor. Dolayısıyla bu cümleye baktığımızda man diskutierte über die Musik, müzik hakkında konuşuldu, tartışıldı anlamına gelmiş oluyor güzel Türkçe'de. Yani biz bunun için ne yapıyoruz? Türkçemizde böyle bir şeyi ifade etmiyoruz değil mi? O demiyoruz. Dolayısıyla yapılır, edilir şeklinde yorumluyoruz. Ancak Almanca'da bunu eğer bir sübje ile yani bir özne ile vurgulayacaksak eğer bunu man ile yapıyoruz. Bu kesinlikle der Mann ile karıştırılmamalı. Der Mann çünkü neydi? Adam demekti. Ancak B2 seviyesindeyiz. Eminim ki bunu biliyorsunuzdur öyle değil mi? Man diskutierte über die Musik. Şimdi bunu biz subjektlos bir şekilde pasif yapalım. Yani edilgen ve özne olmadan nasıl yapacağız? Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Es ile yapacağız arkadaşlar. Pasiflikte ne yapmıştık biz? Pasiflikte biz wurde ve fiili ne yapmıştık? Tıpkı perfect yapar gibi davranmıştık değil mi? Burada diskutieren yalın hal dedin mi? Diskutieren şeklinde ieren ile bittiğinde sonlandırıcı ne oluyordu? Tiert şeklinde perfekte dönüşüyordu öyle değil mi? Dolayısıyla bakın diskutiert olmuş. Dolayısıyla wurde'yi de yani yardımcı fiil gibi düşünüyoruz bu noktada. Dediğim gibi pasiflikte baya baya bir ayrıntılı görmüştük bunu. Wurde ve ne yapacağım? Wurde diskutiert şeklinde yorumlayacağım üstteki cümleyi. Dolayısıyla ne yapacağım? Bakın burada es getireceğim. Demek ki man yerine ne getireceğim? Es getireceğim ve diyeceğim ki es wurde über die Musik diskutiert. Değil mi? Gene aynı anlam arkadaşlar. Güzel Türkçemizde biz ne yapıyoruz? Bunu edilgen yaptığımızda müzik hakkında konuşuldu diyoruz. Başka bir alternatife gerek kalmadan. Bu kadar güzel, bu kadar yalın, bu kadar zengin bir dil aslında bakıldığında güzel Türkçemiz. Sürekli güzel diyorum ve kesinlikle güzel olduğundan dolayı. Ancak Almanca'da demek ki bu dinamikte, bu dil dinamiğinde ne ile? Es ile de ne yapılabiliyor bu? Yorumlanabiliyor. Dolayısıyla man diskutierte über die Musik diyebileceğim gibi bunu özne olmadan da es wurde über die Musik diskutiert şeklinde de yorumlayabiliyorum. Burada herhangi bir anlam kayması, farklı bir gidişat gibi bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Ancak ne önemli? Önemli olan işte bu yapıların değişikliğe uğraması. Onun haricinde dediğim gibi bir anlam kayması söz konusu değil. Dilerseniz ikinci örneğe bir bakalım. İkinci örnekte bize Die Ärzte kümmerten sich um die kranken Kinder cümlesini görüyoruz. Die Ärzte
doktorlar değil mi? Sich kümmern um. Sich kümmern um neydi arkadaşlar? Bir şey ile ilgilenmek değil mi? Mesela ne olabilir? İlgilenmek derken işte kollamak gibi de düşünülebilir arkadaşlar. Mesela işte küçük kardeşinle ilgilen denildiğinde sich kümmern kullanılabilir. Bu yapı kullanılabilir. Ancak şuna da dikkat edilmeli arkadaşlar. Bu refleksiflik gerektiren bir fiil sich kümmern artı ile beraber anılıyor. Bu çok önemli. Demek ki sich kümmern demek ki ilgilenmek demek. Kollamak, ilgilenmek anlamında. Dolayısıyla die kranken Kinder hasta çocuklar. Doktorlar hasta çocuklarla ilgilendiler değil mi? Yani aynen öyle demiş oluyoruz güzel Türkçe'de. Dolayısıyla bu yapıyı ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Subjektlos yani özne olmadan değerlendirmem lazım. Öznemiz ne? Die Ärzte. Dolayısıyla doktorları kaldıracağım ve diyeceğim ki hasta çocuklarla ilgilenildi. Dolayısıyla biz bu cümleden kim ilgilendi? Yani bir metin içerisinde düşünecek olursak söz gelimi o metni takip ediyoruz. Doktorlar daha önceden değinildi bu kelime. Onun ardından denildi ki işte çocuklarla ilgilenildi. Oradan biz diyeceğiz ki ha burada işte doktorlar kastediliyor. Durum zaten o. Yani bu bir raporlamaya da girdiğinden dolayı bir raporlama, bir metin olarak da düşünülebilir. Dolayısıyla bakın burada gene es devreye giriyor. Es wurde die kranken Kinder gekümmert. Bakın arkadaşlar gene ne olmuş? Wurde yapısı içerisine girmiş. Cümle neyle başlamış? Es ile başlamış ve kümmern ne olmuş? Sanki tıpkı bir perfect yaparmış gibi gekümmert oluyordu değil mi? G ve T gelecek. Kümmern, gekümmert. Tabii bunların ezberlenmesi gerekiyor. Değil mi? Dolayısıyla es wurde die kranken Kinder gekümmert denildiğinde gene aynı anlam çıkıyor Türkçemizde. Değil mi? Hasta çocuklarla ilgilenildi. Dolayısıyla die Ärzte kümmerten sich die kranken Kinder. Bakın burada doktorların altı çiziliyor değil mi? Çünkü doktorlar hasta çocuklarla ilgilendi. Bakın bunun raporlamasını yaptığımda yani pasif yaptığımda ve şeysiz yaptığımda siz söyleyin subjektlos yani öznesiz yaptığımda ne olacak? E'si devreye sokacağım ve diyeceğim ki es wurde die kranken Kinder gekümmert diyeceğim. Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Man diskutierte über die Musik. Man diskutierte über die Musik. Es wurde über die Musik diskutiert. Es wurde über die Musik diskutiert. Die Ärzte kümmerten sich um die kranken Kinder. Die Ärzte kümmerten sich um die kranken Kinder. Es wurde um die kranken Kinder gekümmert. Es wurde um die kranken Kinder gekümmert. Sıradaki örneğimizle devam edelim. Man dankte den Lehrern für ihre Hilfe. Evet gayet anlaşılır. Danken neydi? Teşekkür etmek demekti. Danken für değil mi? Bir şey için teşekkür etmek derken demek ki danken für diyorduk. Öyle değil mi arkadaşlar? Akusatiflik var bakın burada. Den Lehrern öğretmenlere. Niçin? Für ihre Hilfe. Yani bu cümle ne diyor? Öğretmenlerin yapmış oldukları yardım için teşekkür edildi deniliyor değil mi? Bakın burada man özne olarak karşımıza çıkmış. Dolayısıyla bizden istenen şimdi bunu biz subjektlos nasıl yaparız? Yani pasif cümle yapacağız ve öznesiz nasıl yaparız? Öznesiz nasıl yapacağız arkadaşlar? E'si işin içerisine kataraktan öyle değil mi? Dolayısıyla wurde ve perfect yaparmış gibi davrandığım bir durum değil mi? Danken perfectlikte ne olacak arkadaşlar? Gedankt öyle değil mi? Ama tabi burada haben yerine ne gelecek devreye? Wurde girecek devreye. Dolayısıyla es wurde gedankt denildiğinde ne anlama geliyor?
teşekkür edildi. Bundan sonra içerisini dolduracağım. Ne için teşekkür edildi? Bakın burada für ihre Hilfe, onların yardımları için. Ancak burada für die Hilfe der Lehrer kastedilmiş olduğu için arkadaşlar bunu maviyle yazdım. Yani burada kastedilen şey ne? Ihre Hilfe, onların yardımları. Kimlerin yardımları? Öğretmenlerin yardımları. Dolayısıyla die Hilfe der Lehrer kastedilmiş oluyor. Tabi burada özne yerine e'si kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla es wurde für die Hilfe der Lehrer gedankt diyebileceğim gibi es wurde für ihre Hilfe gedankt demiş oluyorum. Yani ben söz gelimi bir makalede diyelim ki işte cümleleri tek tek anlatıyorum. Onun ardından diyorum ki onlara teşekkür edildi. Dolayısıyla üstteki cümleyi kullandığımda gayet bu yerli yerinde bir anlatım olmuş olacak. Dolayısıyla onlara yardımları için teşekkür edildi denildiğinde es wurde für ihre Hilfe gedankt demiş oluyoruz. Die Eltern lachten über die Spesse der Kinder. Evet, bu cümleyi görüyoruz. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Die Eltern, veli, anne baba, değil mi? Lachen de neydi? Lachen über, çok güzel bir eylem. Gülmek, değil mi? Lachen über, bir şeye gülmek derken, bakın bunu da gene yapısal olarak görmemiz lazım. Bir şeye gülmek demek ki lachen über, bu kalıbı kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Der Spaß neydi? Espri, komiklik, şaka, değil mi? Der Spaß, şakalar, espriler derken, bunu da çoğul hali arkadaşlar. Die Spesse, bakın burada die Spesse der Kinder. Burada bir genitiflik, bir yapı söz konusu. Çocukların esprileri derken, değil mi? Nın, nun dediğimizde ne anlama geliyordu bu? Genitiflik demekti, değil mi Almanca'da? Dolayısıyla çocukların esprileri derken, bakın sondan başa doğru gidiyor. Esprilerin çocukları demeyeceğimize göre ne diyoruz güzel Türkçe'de? Çocukların esprileri. Dolayısıyla Almanca'da bu birazcık daha farklı. Die Spesse der Kinder şeklinde yorumlanıyor. Bunları zaten ayrıntılı şekilde görmüştük, değil mi? Artık B2 seviyesiyiz ama gene de altını çizmekte fayda var. Yanlış yapmamak adına, eksik gitmemek adına. Dolayısıyla burada ne demek isteniyor? Veliler, değil mi? Çocukların esprilerine güldü, değil mi? Güldüler. Dolayısıyla die Eltern lachten über die Spesse der Kinder. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar, çocukların esprilerine gülündü. Peki kim? Üst başlıkta, üst cümlede mutlaka veli geçiyordur, değil mi? Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Es yapısını işin içerisine katacağım. Wurde'yi işin içerisine katacağım. Lachen perfect yaptığımda ne oluyordu? Gelacht oluyordu. Öyle değil mi? Dolayısıyla ne yapacağım? Tabii ki perfect yapmayacağım. Perfect yapar gibi dedim, değil mi? Dolayısıyla wurde gelacht şeklinde yorumlayacağım. Ondan sonra diğer öğeleri de işin içerisine kattığımda ne olacak? Subjektlose Passivsätze kapsamında es wurde über die Spesse der Kinder gelacht. Yani çocukların esprilerine gülündü demiş oluyoruz. Bakın burada da gene ne yapmış oluyoruz? Edilgen bir cümle yapmış oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Man dankte den Lehrern für ihre Hilfe. Man dankte den Lehrern für ihre Hilfe. Es wurde für ihre Hilfe gedankt. Es wurde für ihre Hilfe gedankt. Es wurde für die Hilfe der Lehrer gedankt. Es wurde für die Hilfe der Lehrer gedankt. Die Eltern lachten über die Späße der Kinder. Die Eltern lachten über die Späße der Kinder. Es wurde über die Späße der Kinder gelacht. Es wurde über die Späße der Kinder gelacht. Sıradaki örneğimizle devam edelim. Man sprach über den Banküberfall. Öncelikle bir anlamlandıralım. Sprechen, bakın burada ne şekilde karşımıza çıkıyor? Präteritum olarak. Aslında en baştan bu yana ne yaptık? Sürekli präteritumları
ilk cümlede vermiş olduk, öyle değil mi? Sprechen über, evet, sprechen über hakkında konuşmak demek arkadaşlar. Gene bu yapıyı birlikte kullanmakta fayda var arkadaşlar. Birlikte öğrenmekte bir şey hakkında konuşmak anlamına geliyor. Der Banküberfall, bu da banka soygunu demek arkadaşlar. Demek ki banka soygunu der Banküberfall demekmiş. Dolayısıyla man sprach über den Banküberfall, banka soygunu hakkında konuşuldu. Bakın burada man özne konumunda. Dolayısıyla bunu bir ben özne olmadan yapacağım. Güzel Türkçemizde olmayan bir şey aslında bu. Çünkü güzel Türkçemizde ne yapıyoruz? Her halükarda edilgen olarak kullandığımızdan dolayı burada özneyi kullanmamıza gerek yok. Ancak burada özne pozisyonunda man. Şimdi man'ı kaldırdığımızda ne yapacağız demek ki? Es wurde yapısını kullanacağız. Es wurde yapısını kullanırken de ne yapacağız? Partizip 2 değil mi? Yani partizip 2'den kasıt ne oluyor? Perfekt yapıyormuş gibi davranıyorum. Ancak yardımcı fiilim haben ya da sein değil de ne? Wurde şeklinde karşımıza çıkıyor değil mi? Es wurde gesprochen, konuşuldu. Bunun ardından bu yapıyı işin içerisine katacağım. Ne hakkında konuşuldu diyeceğim. Banka soygun hakkında konuşuldu diyeceğim. Ve bunu özne olmadan yapacağım. Değil mi? Dolayısıyla es ile yapacağım. Bu da ne olacak o zaman? Es wurde über den Banküberfall gesprochen. Banka soygunu hakkında konuşuldu demiş oluyoruz. Dediğim gibi her iki cümle aynı kapıya çıkıyor. Sadece birinde özne var. O da ne? Man. Diğerinde de es wurde yapısı söz konusu olmuş oluyor. Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ve geldi sıra son örneğimize. Burada evet cümlemiz ne diyor? Die Frauen verhandelten über die Preise der Kleider. Evet. Die Frauen, kadınlar, verhandeln arkadaşlar bu görüşmek, tartışmak anlamına geliyor. Bakın verhandeln über bir şey hakkında tartışmak, görüşmek neymiş? Die Preise der Kleider. Evet, die Preise fiyatlar demekti. Der Kleider kıyafetler. Dolayısıyla bakın burada da gene bir genitiflik söz konusu. Kıyafetlerin fiyatları deriz ya. Burada ne oluyor? Özelden, genelden özele gidiyor değil mi? Güzel Türkçe'de ne deriz? Kıyafetlerin fiyatları deriz. Ancak burada fiyatları kıyafetlerin gibi düşünülüyor. Demek ki bu dil dinamiğinde böyle bir şey var. Dolayısıyla ne diyor? Kıyafetlerin fiyatları hakkında kadınlar ne yaptı? Konuştu, görüştü, tartıştı anlamına gelen verhandeln var. Demek ki verhandeln über yapısını birlikte kullanmamız gerekiyormuş. Anlamında neymiş? Görüşmek, tartışmak değil mi? Demekmiş. Die Frauen verhandelten über die Preise der Kleider. Bu cümleyi ben şimdi nasıl subjektlos, yani özne olmadan yaparım. Öznemiz burada ne? Kadınlar. Yani die Frauen. Burada ne yapacağım? Die Frauen, bu özneyi atacağım. Ve ne yapacağım bunun yerine? Es wurde diyeceğim. Değil mi? Dolayısıyla cümlenin içerisinde ya da bir paragrafı düşünelim. Kadınlar zaten konu edilmişti. Ondan sonra anlatıldı. Sıra buraya geldi. Ve deniliyor ki işte kıyafetlerin fiyatları hakkında konuşuldu. Buradan ne anlamalıyız? Kim konuştu? Kadınlar konuştu. Dolayısıyla ben ne yapacağım burada? Es wurde yapısını işin içerisine katacağım. Ve diyeceğim ki es wurde über die Preise der Kleider verhandelt. Değil mi? Verhandeln über. Bakın ne oluyor arkadaşlar? Tıpkı yukarıda da olduğu gibi über die Preise der Kleider verhandelt eylemim nereye gidiyor? Sona gidiyor değil mi? Zaten en baştan yaptığımız bir durum bu. Dolayısıyla kıyafetlerin fiyatları hakkında konuşuldu derken es yapısıyla beraber kullandığımızda demek ki ne yapacakmışız? Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Es wurde über die Preise der Kleider verhandelt diyecekmişiz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım.
Man sprach über den Banküberfall. Man sprach über den Banküberfall. Es wurde über den Banküberfall gesprochen. Es wurde über den Banküberfall gesprochen. Die Frauen verhandelten über die Preise der Kleider. Die Frauen verhandelten über die Preise der Kleider. Es wurde über die Preise der Kleider verhandelt. Es wurde über die Preise der Kleider verhandelt. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde subjektlose pasif sätze konusunu ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.